Ve dedi ki ne zaman ki işte artık Şuayb aleyhisselam gitti bu kavme, fekezzebuhu, onu yalanladılar. Biraz önce verdiğim şeyleri düşünün. Dediler ki ey Şuayb, biz senin söylediklerini fıkh edemiyoruz, anlamıyoruz. Sen aklı başında halim bir adamsın, ne oluyor sana, karışma bize demeye başladılar. Ve söylediklerini yalanladılar, inkar ettiler. Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki yalanladılar. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ. Ne zaman ki bunlar yalanladılar, Allah Azze ve Celle burada bir deprem, bir zelzele bunları tuttu. Ve dizüstü çöktüler, öyle öldüler. Ne zaman ki yalanladılar. Mücahit diyor ki korkunç bir sestir diyor. Korkunç bir sestir. Başka rivayetlerde zaten bu kavmin korkunç bir sesle öldüğü geçiyor. Seyha. Daha önce bu meseleden bahsetmiştik başka ayetlerde. Seyha kelimesi. Ancak bazı alimler diyor ki hayır, buradan kastedilen depremdir, zelzeledir, sarsıntıdır. Evet, Şuayb aleyhisselamın kavmi sesle beraber depremlerle ölmüştür diyor. Onu da zaten anlatacağız. Ve diyor ki onlar yurtlarında diz üstü çökek kaldılar. Bununla alakalı da Katad eder ki casiminden kasıt yani ölüler olarak. Öyle hiçbir şey yapamadılar. Hiçbir şey yapamadılar. Bir yere kaçamadılar. Bugün de olmuyor mu kardeşler? Bugün de oluyor. Allah Azze ve Celle bir musibet gönderiyor ya. Bir musibet. Ve bu kavmin yaşadığı musibetin yanında belki hiç, çok az. İnsanların hemen elleri ayakları titrer, hemen duvarlara yapışmaya başlarlar. Kimi korkudan kendini aşağıya atar. Kimi korkudan dizüstü çöker ve en kafir olanı bile hemen başlar, La ilahe illallah, Allahu Ekber demeye başlarlar. Öyle değil mi? Öyle. Ondan dolayı biz her zaman söylüyoruz, ya Rabbim, aramızdaki beyinsizler yüzünden bizi helak etme. Ya Rabbim, aramızdaki bu günahkarlar yüzünden, bu günaha şov yapanlar yüzünden bizi helak etme. Kendini aciz gören, günah işlese bile Rabbine dönen insanlar var, hala bu kavmin içinde var. Müşrik dahi olsa, Müslüman olmasalar bile hala Allah korkusu kalbinde olan insanlar var, biz biliyoruz. Biz de diyoruz ki ya Rabbim, aramızdaki çocuklar, yaşlılar ve Müslümanlar yüzünden bizi helak etme. Onları düşünerek biz Rabbimize yöneliyoruz ve bizi helak etmemesini istiyoruz. Ondan dolayı kardeşler burada dediğim gibi büyük bir sarsıntıyla Şuayb aleyhisselamın kavmi bu şekilde ne oluyor? Bu şekilde helak oluyor.